Filipinlere götüreceğiz. Beyaz Haber ekibimiz de orada. Bu arada İzmir'le ilgili gelen mesajlarınız var. Birazdan okuyacağım Twitter'dan. Beyaz Haber ekibi Filipinlere gitti. Yaşananları görüntüledi. İşte o görüntülere bir bakalım. Saatte 250 kilometre hızla esti. Ağaçları kökünden söktü. Evleri yerle bir etti. Haiyan Tayfunu 7107 adadan oluşan Filipinlerin birçok adasını vurdu. Beyaz Haber ekibi Filipinlere gitti, hasarın boyutlarını görüntüledi. Biz de 3 gündür yollardayız. Takloban'a ulaşmış durumdayız. Takloban'daki evlerin %90'ı yerle bir oldu. Felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri Takloban'dı. Ancak başkent Manila'dan Takloban'a ulaşmak hiç de kolay değildi. Yaklaşık 7 saat süren bir feribot yolculuğunun ardından Ormoc şehrine varmış bulunmaktayız. Buradan da Takloban şehrine doğru yola çıktık. Yaklaşık 2 saat sonra felaketin yerle bir ettiği Takloban'da olacağız. Yedi saatlik yolculuğun ardından Ormoc'a indik. Şehre indiğimiz vakit sahilden itibaren ağır bir koku söz konusu. Fırtına, kasırga bu adayı vurmuştu. Takloban'a ulaşabilmek için zorlu yolları aşmak gerekiyor. İşte biz de 3 gündür yollardayız ve 2 gündür neredeyse hiç uyumadık diyebiliriz. Gerçekten 3 gündür yollardayız. 3 gündür neredeyse hiç uyumadık. Yeri geldi, bir masa bulduk, orada uyuduk. Ama şu ana kadar, şu anda bütün yorgunluğumuz gitti. Bu çocuklarla beraber. Tayfun felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Takloban'a ulaşmış durumdayız. İşte o tayfun nedeniyle, Haiyan tayfunu nedeniyle Takloban'daki evlerin %90'ı yerle bir oldu. Şimdi yolda giderken devrilen elektrik direklerini görüyoruz. Tayfun felaketinin ne kadar büyük olduğunu sizlere en iyi gösterebileceğimiz bir noktada bulunuyoruz şu anda. Saatte 250 kilometre esen tayfun nedeniyle hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi arabalar evlerin üzerine uçtu. İşte tam da bu noktada tayfun felaketi öncesinde insanların evleri bulunuyordu. Ancak saatte 250 kilometre hızla esen tayfun tsunami etkisi yarattı ve önüne ne kattıysa silip süpürdü. Felaketten geriye ise işte bu görüntüler kaldı.